Tabii bunu Reuters'ın bir süredir geçtiği Hakan Fidan'ın Suriye İstihbarat Başkanı ile arka arkaya yaptığını belirttiği görüşmelerden ayrı tutmamak lazım. Ama bunu şöyle okumak gerekiyor. Esad'la görüşülmelidir. Esad'la aracı olmadan görüşülmelidir. Doğrudan görüşülmelidir. Bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız 2002 yılından beri 10 yıldır dilinde tüy bitene kadar söylüyor. Dilinde tüyler bitti. Peki o günden bugüne ne oldu? Katil Esad'la görüşmem. Esad'ın elinde kan var. Artık o benim için Esad değil Esed. Diktatörle görüş diyenler gitsin kendi görüşsün diyenler seçim senesine gelinince bugün başka bir noktaya geldi. Ey Merkel deyip U dönüşü yapıp Şansölye Merkel'in karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Macron deyip Macron iyi dostumdur diyen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Trump deyip Trump'tan destek isteyen Trump'ın ona hakaret mektubunu katlayıp nezaketle gidip Trump'a götüren ve bu konuda bir kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Biden deyip Biden'a hayırlısı olsun ziyareti için sırf telefonda 4 ay sırada bekleyen Recep Tayyip Erdoğan. Rus uçağını ben düşürdüm diye övünüp Rusya'ya özür mektubu yazan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu U dönüşünü yapacağı zaten belli, zaten kaçırılmaz. Ama 2012'den beri Kemal Kılıçdaroğlu diplomaside kavga olmaz, komşuyla diplomasiyi terk etmek, görüşmemek olmaz dedi, sen görüşmeyeceğim dedi. Bugün bu noktaya gelene kadar ne oldu? 245 şehidimiz var. Hangi tarihten beri? 22 Haziran 2012'den bugüne. Tam 10 yılda 245 şehit, polis, asker, kamu görevlisi. Hepsi bu inadın sonunda Suriye'de şehit olan evlatlarımız. 245 biriket evde, 245 camsız evde, 245 koca Türk bayrağı, 245 ağlayan ana, 245 kahrolan baba, 245 ocağa ateş düştü. Bugün gelmiş, Esad'la görüşmek isterdim. Çok geç kaldınız, çok canlar yandı, çok yüreğimiz yandı. Bugün gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyordu dün? Bir gece ansızın gelebilirim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda. Türk askerlerin Kıbrıs tarafına söylediği şarkı bu. Bir gece ansızın gelebiliriz. Oradan kendine kahramanlık devşiriyordu ama meğersem o bu şarkıyı bilindik makamında en naif şekilde Esad için söylüyormuş. Bir gece ansızın gelebilirim, bekle beni diye. Şimdi cevap beklediği belli. Görüşecek, görüşmesinde şaşılacak bir şey yok. Yine de görüşmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama Esad'la görüşerek, bütün komşularla görüşerek, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, Güvenlik Konseyi'ni bu işe dahil ederek Suriye'deki savaşı bitirecek, Suriye'deki iç karışıklığı sonlandıracak, Türkiye'deki bütün sığınmacıları Suriye'ye geri gitmelerini sağlayacak yöntem, formül, irade Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bu irade Millet İttifakı'ndadır. Sorunun sebebi olanlar sorunun çözümü olamazlar. Bu sorunu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına bela etmiştir. Atatürk'ün komşularla iyi ilişkiler içinde olun vasiyetini terk ederek. Atatürk'ün komşunun iç işlerine karışma, toprak bütünlüğüne saygılı ol vasiyetini terk ederek. Komşundaki devlet dışı unsurları değil, ülkenin resmi yöneticilerini muhatap al ilkesini, vasiyetini terk ederek Suriye'deki karışıklıktan ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan doğrudan ve tek başına Recep Tayyip Erdoğan sorumludur. Bunun altını çizmek gerekiyor. Seçim senesi olana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbe finansörü şerefsizler diyenler birkaç bin, 10 bin, 20 bin dolar için, 10 milyar dolar, 20 milyar dolar için şerefsiz dediklerine evlatlarına sarılır gibi sarıldılar. Düne kadar biz Cemal Kaşıkçı'nın dosyasını iade edersek çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız diyen Recep Tayyip Erdoğan dosyayı hediye paketiyle yolladı. Seçim senesi dünyanın hiçbir yerinden kendisinin içinde bulunduğu durumda, Türkiye'nin düşürdüğü itibarsız durumda kendisinden selamlaşan yok. Yarattığı düşmanlarla barışarak dış politikada iyiye gidiş göstermeye çalışıyor. Bu tamamen bir illüzyondur. Buna Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ülkede yaşayan insanların karnı toktur.
Bu sorunların çözümünün tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin geleneksel, barışçıl, ilkeli ve dış politikada dengeli tutumunu sürdürmesi, yeniden o dış politikayı inşa etmesiyle mümkündür. Suriye'de de bütün komşularla da barışa ve iyi ilişkilere kapı aralanabilir. Ama bu kapının aralanması seçimde sandığa giren seçmenin oyu kullandıktan sonra perdeyi aralayıp çıkıp oyunu sandığa atmasıyla başlayacak. Ondan önce sorunun sebebi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sorunun çözümü olacağını kimse düşünmesin. Böyle bir ihtimal yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mücahit Arınç bir televizyon programında SPK ve rüşvet iddiaları ile ilgili şöyle söylemiş. İddialar ve bu iddiaların ciddiyeti ve gerçekliği ile ilgili bir durum varsa mutlaka soruşturulmalı. Gereğinin yapılması elzemdir. Bu devletin malı gereğinin yapılmasını gerektirir. Şimdi bir zamanlar Bülent Arınç Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kimsenin demediğini diyen, söylediğini tersten söyleyen, görece AKP'nin tutumuna göre daha sağduyulu, bazen daha vicdanlı pozisyonlar açan, AK Parti'nin siyasi riskini sigortalayan bir rol üstlenirdi kendisi. Ama her kavşakta, her sıkıntıda Recep Tayyip Erdoğan her bunaldığında ilk yardıma o koşar, sonra yine başka bir pozisyon açar. O pozisyonda bazen çok kötü sözler duyar, bazen de iş öyle kapanır gider. Mücahit kardeşimiz babasının rolüne soyunuyorsa o rolden babası ne kazandı, Türkiye ne kazandı onları değerlendirsin. Ama bir gerçek var. Bugüne kadar 2,5 hafta önce, yani bundan tam 18 gün önce biz suç duyurusunda bulunduk. AK Parti'den ses yok. Savcılardan ses yok. Emniyetten ses yok. Mücahit Arınç'tan ses var. Mücahit Arınç'ın sesi kendini bağlar mı bilmem ama partisinden duymayı beklediğimiz ses çok daha yukarılardan ve esas milletin beklediği ses savcılardan. İsimlerinin başında Cumhuriyet ünvanını taşıyan savcıların bu kadar kokuşmuş, bu kadar rezalet bir duruma kayıtsız kalmalarına günü gelince biz kayıtsız kalmayacağız. Daha önce söyledik, bir daha söyleyelim. Soruşturan soruşturur, soruşturmayan soruşturmaz. Gün gelince bunlar zaten soruşturulur ama o gün, bugün soruşturmayanlar da soruşturulur. Bunu akıllarını başlarına alsınlar ve gün gelince bugünkü ben bir şey yapmadım. Bazen bir şey yapmamak bir şey yapmaktır. Bu kadar pisliğe, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar kokuşmuşluğa bir şey yapmayan Cumhuriyet savcısı emin olun bir şey yapıyordu. Bunu da tarih önünde ve emin olun kanun önünde gelecek dönemlerde, gelecek dönemde bunun hesabını kendisinden sorarlar. Gelelim, bir toplu konut projesi açıklandı. Şimdi daha fare doğurdu ama toplu konut projesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Türkiye'yi sadece yoksulları değil, eskinin orta direğini, memurunu, emeklisini, işçisini, herkesi birden yoksullaştırıp orta direği çökerttiler. Bugün evi olmayan herkes kendi imkanlarıyla ev alamaz. Mutlaka sosyal konutlara ihtiyaç var. Bu doğru ama bugün takip edilen yöntem doğru değil. Efendim AK Partililer, CHP sosyal konut projesine karşı. Sosyal konut projesine karşı değiliz. Bu projede karşı olduğumuz dört şey var. Dört şey. Bir, yüksek ödemeler. İki, peşinat istenmesi. Üç, 6 ayda bir ödemelere zam gelecek olması. Dördüncüsü de eve geçmeden kira ödeme zorunluluğu. Biz 1 Ekim'de kanun teklifimizi veriyoruz. Kanun teklifimizi hazırladık, veriyoruz. 1 Ekim'de mecliste gündeme alınmasını bekliyoruz. Biz diyoruz ki 5500 lira asgari ücret alan bir asgari ücretli ya da şu anda evi olmayan tek maaş bir polis, bir öğretmen, bir infaz koruma memuru, bir küçük esnaf kirayı mı ödeyecek, bu parayı mı ödeyecek? Onun için diyoruz ki başvursunlar. Evler yapılsın, eve geçsinler, kira ödemekten kurtulduğu ay kira ödemeye başlasın. Hatta diyoruz ki 3 ayda eve taşınma masrafları için almayalım, eve taşındıktan 3 ay sonra ödeme başlasın. Bizim karşı olduğumuz budur. Bugün 60 bin lira peşinat istiyor. Ya kim kaybetmişti 60 bin lirayı evsiz, barksız, asgari ücretli kirada oturan adam bulmuş. Zaten 20 lira, 30 lira burasına kadar kredi kartı bordunda, oradan çekiyor, buradan çeviriyor. Peşinatı kaldırın diyoruz.
Diyoruz ki bu tutarlar yüksek. Bakın sanki Banker Castelli gibi tanıtım yapıyorlar. Sosyal konutların en önemli kısmı 3 büyük şehre ve büyük şehirlere yapılacak. Açıklama yapıyor. 2280 lira. Hani derler ya 2280'den başlayan taksitlerle. Ben olsam 2199 lirada derdim. Hatta 1999'dan başlayın diyeyim, daha küçük görünür. Ya böyle bir şey olur mu? 2280 Niğde'de, Siirt'te, Çorum'da. Ama iş gelince Ordu'ya, Ankara'ya, Antalya'ya, İzmir'e, Manisa'ya zaten 2 artı 1 2280 değilmiş. Tam tersine burada ödenecek para 3000 liraya yakınmış. Çünkü konut büyük şehir olmayan yerlerde 608 bin lira, büyük şehirlerde 679 bin lira. Bakın bir gecede konuta %15 zam yaptılar. İstanbul'da ise 780 bin lira. Bir gecede %30 zam yaptılar. Açıklarken konut 608 bin lira, taksiti 2280'di. İstanbul'da 3000 küsur, İzmir'de 2900 lira taksitler. Bilen var mı? Yok. 3 artı 1'lerde fiyatlar çok daha fahiş. O yüzden biz TOKİ'nin bu süreçleri iyi yönetmediğini söylüyoruz. Bu projeyi geldiğimizde yapmayacağız, başvurmayın demiyoruz. Başvuranın devlette devamlılık esat evini biz teslim edeceğiz diyoruz. Ama bu TOKİ şu anda 55 bin kişi dava açmış, dairelerini teslim etmedi diye. Bu TOKİ böyle bir TOKİ. Perde takarken tavan, kornizden bir geliyor, tavan yıkılıyor. Bu TOKİ öyle bir TOKİ. Bu TOKİ şehirdeki alt işverene borç takan, o borcunu ödemeyince kendisinden alışveriş yapılan nalburu nalbureyi de batıran bir TOKİ. Biz gelince gerçek sosyal konutlar, gerçek projeler olacak. Bu proje olması gerektiği gibi değil. 1 Ekim'de bir düzeltme kanun teklifimiz olacak. Düzelirse ne ala, düzelmezse gelince düzelteceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Tabii bu Murat Kurum çıkmış bir de dün şöyle söylüyor. Asgari ücretli 2200 TL'lik taksiti çok buldu. Tabii bu asgari ücretleri Siirt'te, Niğde'de oturuyor olması lazım. Küçük şehirlerde. Uşak'ta oturursa olur. Burada ise 3000 lira bu para. Asgari ücretli 2200 TL taksiti çok buldu. Borç istemeye de utandı. Öbür kampanyamıza başvursun. 1200 TL taksitle arsasını alıp kendine ev yapsın. Ya böyle bir şey hakikaten... Yani evladım seni kim okuttu derler böyle çocuklara. Ya bu nasıl bir şey ya? Sayın kurum seni hangi okulda kim okuttu kardeşim? Nasıl bir eğitimin? Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. Adam 5500 lira asgari ücret alıyor. 2200 lira taksit ödeyememiş. 1200 lira öde diyor arsa vereceğim. Üstüne evi kendin yaparsın. Ya neyden yapacak? Kumdan mı yapacak evi? Çocukların legosundan mı yapacak evi kardeşim? Neyden yapacak evi? Para yok diyor adam, para. Para yoksa arsa al, üstüne evini yaparsın. Triplex villa yapacak. Ev yapacak, para olsa zaten öbürünü alacak. Bu kadar cehalet, bu kadar karşısındakinin aklıyla alay etmek olur mu? Evvele gün şunu diyordu. Ya borç alsın, borç almazsa fazla mesai yapsın. Sanki yapmıyor asgari ücretli. Fazla mesai var da yapmıyor. Ya da ikinci bir işte çalışsın. Gündüz fabrikada preste çalış diyor. Gece uyuma, çoluğunun çocuğunun yanına gitme. Git başka bir yerde bekçilik yap. Ya da taksi kullan, sabah yine işe git diyor. O kolunu koparırsın, biz de sana hastanede gelir geçmiş olsun deriz diyor. O inşaattan düşersin diyor. Ya bir bakan, günde 10 saat çalışan asgari ücretliye ek iş yap der mi ya? Bir kere kanunen yasak, olmaması lazım. Ama insan çoluğunun çocuğunun yanında huzurlu geçireceği 6 saatte de ek işte çalışmayı tavsiye ediyor. Bakın İzmirliler... Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinleyenler, bu ülkenin güzel insanları, bunlar bu kadar kötü adamlar. Kendilerinin bir eli balda, bir eli yağda, bir eli balda, altlarında son model Mercedes senin benim paramla, çocukları hepsi yurt dışında okurlar, dün açıkladık Tayyip Erdoğan'ın 4'te 4, sana geldi mi eve gitme, ek işe git. Ne için? 2200 lirayı ödemek için ek iş yapman lazım, ek işte çalış diyorlar. Tabii bu kurumun diğer önemli gündemlere gelmeden İzmir'le ilgili küçük bir gündemimiz var. Bu kurum çıkmış geçen gün demiş ki şu an maalesef İzmir beceriksiz, liyakatsiz ve bu noktada algı oluşarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Hadsiz. Hadsiz. İzmir'de nerede yönetimdeyiz biz? Büyükşehir'de yönetimdeyiz. Nerede? İlçe belediyelerimizde. En aşağısında %60, %70, %78, %80 oy aldığımız ilçeleri yönetiyoruz. İzmir'in
seçmeninin her 10 kişiden 6'sı, 5 kişiden 3'ü İzmir'i sen yönet demiş. 10 seçmenden 8'i belediyemi sen yönet demiş ilçemi. Sen işgal altında diyorsun. %22 oyla iktidara gelmiş, %22 oyla İstanbul Büyükşehir'i yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan. %22. O zaman işgal denmemiş de %80 oya. Nerede kaldı milli irade? Kendinize verilince baş tacı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilince hava aşağı. Seçmenlerimiz görsün, bu Murat Kurum böyle bir adam. Demokrasi, oy kendilerine verilirse demokrasi, öbür türlü hadsiz bir şekilde İzmirli seçmenin tercihini aşağılıyor. Sen kimsin? Atanmış. Bahsettiklerinin hepsi analarının ak sütü gibi helal aldıkları yüksek oylarla seçilmişler. İzmirliler onu seçmiş. Sen Tayyip Erdoğan'ın atanmışısın. Sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı, zurnanın en aşağıdaki delisin. Daha da İzmir'in iradesine bu lafı söyleme. İzmirliler senin alnını karıştıracak zaten. Cesaretin varsa İzmir'de bir seçime gir. Gel. Binali Bey çok biliyordu Binali Bey. Atanmışların en büyüğü. Çok biliyordu. Binali başbakanlığa biner. İnali iner. Binali meclis başkanlığına biner. İnali iner. Bine yine makam kalmadı altında. Şimdi Siirt'te orada burada saçma sapan dolanıyor. Hadi bakalım gel. Çık İzmir'de. Büyükşehir'e mi aday olursun? İlçeye mi aday olursun? Hodri meydan. Seç. Mahalleden muhtar adayı ol. Karşına çıkacak aday senin alnının karşısına alacak. Sen İzmir'de muhtar olamazsın Murat Kurum. Muhtar olamazsın. Hadsiz atanmış. Ağzına dolamıştı İzmir metrosu. Efendim bütün yaptıkları ihalelerde teklifi veren ikinci firmaya verilebilir gerekçeler bilmem neler. Ağzına dolamıştın. Aha bak ne olmuş. Nurol İnşaat. Dilekçe vermiş. Senin gazınla başvurdular ya mahkemeye bak. Dava konusu iddia ve taleplerimizden vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin talep ve haklarımız da dahil olmak üzere kayıtsız şartsız feragat ediyoruz. İş bu sebepten davaların tümünden feragat ederiz. Ne bu? Buca metrosu. Sen durduracaktın ya. Tunç Soyer metro yaparsa bu seni çıldırtıyor çünkü senin için Bucalı'nın kolay ulaşım yapması değil. Senin için CHP'nin zor durumda kalması önemli. Metronun önündeki yasal engeller kalktı. Tunç Soyer zaten açıkladı. Dediğinde 20 günde 15 gün kaldı. İlk kazıkları çakıyoruz. Geceleyin rüyanda hisset inşallah o kazıkları Murat Kurum böyle. Beynine beynine çakıyoruz. Dakadanak, dakadanak, dakadanak. O kazıklar rüyana girsin senin. Biz bu metroyu yapacağız. Sana rağmen yapacağız. Saraya rağmen yapacağız. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.